Arkadaşlar teyzemin kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir sunum yapacağım. Sarımsak yağı, badem yağı, jojoba yağı, argan yağı, bir de çörek otu, zeytinyağı ve incir çekirdeği yağından oluşan karışım saç bakımı için. Hem saç bakımı için hem de kafa derinizdeki kaliteyi arttırıyor. Kepeklenme falan filan. Ben internetten araştırdım. Bu gibi yağları öneriyorlardı. Ben de gittim bunları aldım. Bunları yapacağım. Şimdi iki tane tüp var. Fıs fıslı şu şekilde. Bunların içine karışımları koyacağız. Sonra deneyeceğiz. Bir ay kadar bir süre denedikten sonra sizlere faydasını oldu mu olmadı mı tekrardan bir video yaparım. Şimdi öncelikle 3 karışımdan oluşan yağ bir miktar dökeceğiz. Bu dökerken miktarı iyi ayarlayın. Çok fazla dökmenize gerek yok zaten. Bir kısım kullanırsınız. Daha sonra tekrar karışım yaparsınız kendinize. Çok fazla abartmanın anlamı yok. Hemen hemen aynı oranda katmaya çalışın. Şimdi argan yağını dökeceğim. Bunlar sonuçta doğal yağlar olduğu için hazır alınan ürünlerden bence daha iyi. Kendiniz yapsanız daha faydalı olur. Bu kaplar biraz diğer tüp, daha doğrusu bu tüp diğerinden farklı. Damla damla bırakıyor. Bu biraz uğraştıracak böyle. Şöyle bu damla damla böyle damladığı için bunu kendiniz işte göz kararı hesaplayın. Ya da şişeden hizada alabilirsiniz. 25 30 20 25 damla, 30 damla olduğu zaman kafi geliyor. Neydi bu? Jojoba yağı. Biraz da bundan katacağız. Bu şişe de aynı şekilde. Sonuçta doğanın kendi oluşturduğu bitkilerden geldiği için hani dışarıda satılan hazır ürünlerin içinde ne olduğu belli değil. Kimyasal da olabilir, şey de olabilir. Yağ koyuyoruz diyor. 20 tane çeşit yağ bu şekilde karıştırıp tanesini 200 liradan 150 liradan en hani pahalısı ne kadardır bilmiyorum. O şekilde satıyorlar. Ve sonuçta yağlardan oluşuyor. Kendiniz alın yapın. İşte size içine ne koyduğunuzu bilirsiniz. Bununla koyduk. Şimdi de badem yağı koyacağım. Bu biraz fazla damlıyor. Ben internette de okumuştum daha önce bu yağları kullanıp hani faydasını gören insanlar vardı. Yorum yapmışlar. Bazı YouTube kanallarında da faydasını görmüşler, video çekmişler. Şimdi de sarımsak yağı koyacağız. Bunun bir de siyahı var. İsterseniz siyahından da alabilirsiniz. Ben o gün yoktu, o yüzden bundan aldım. Ya da görmedim siyahını. Saç kıran hastalar için de bu birkaç karışım yapıyorlar. Kafayı saç kıran olan bölgeye mesela zımparayla kazıyıp daha sonra bunu da sürüyorlardı. Onunla da tedavi ediliyor.
Sarımsak yani biraz daha fazla koyacağım diğerlerine. Sarımsağı çok yiyen çok kıllı olurmuş, öyle diyorlar. İnşallah faydası olur bunda. Tamamdır. Karışımlar bu kadar. Yani benim okuduğum, bildiğim, faydasını en çok gördük dedikleri, internetten araştırdığım kadarıyla bu yağlar. O yüzden bunları aldım, karıştırdım. Şöyle fıs fıs tüpün içine koydum. Sonra bunu bir kere çalkalayın şöyle, iyice birbirine karışsınlar yağlar. Şöyle rengi değişti zaten. Biraz daha açık bir sarıya döndü rengi. Bunları kullanmak istediğiniz bölgeye sıkıp parmak ucuyla masaj yapmanızı öneriyorlar. O şekilde faydasını görürsünüz umarım. Kanala abone olup beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İnşallah faydası dokunur. Hepinize iyi günler. Arkadaşlar, benim şu anki saçım bu halde. Bir iki saat falan önce yıkadım. Yine kepeklenme oluyor. Deri altında da herhalde bir sıkıntı var, ya sedef ya egzama tarzı bir şey. Bunu uygulayacağım. Faydasını görürsem inşallah size tekrardan yayınlayacağım. Bazı şampuanlar kullandım. Belli bir süre geçiyor, daha sonra tekrar başlıyor. İnşallah bu kalıcı olur. Umarım bir şey yarar. Hepinize iyi günler.